sağlayan çok önemli bir ürünümüz. Lütfen buna hükümet, iktidar, bütün siyasi partiler bu anlayışla sahip çıksınlar. Bu halka yazık. Tarlalarda kaldı. Bu fındık bu şekliyle yürümez, sürmez. Buna bir çözüm bulunmalıdır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet, vatandaşlar da bir şeyler söylemek istiyorlar. Onlara da hemen mikrofonumuzu uzatalım. Bakın, buyurun. Bakın hanımefendi. Şu anda burada bulunan halk, vatandaş, 300-500 kilo fındığı olan vatandaşlardır. 3-5 ton fındık toplayanlardan bir Allah'ın kulu burada yok. Ben istiyorum ki şu anda bu fındıktan zaten bu garibanlar yararlanamıyor. 3-5 ton fındığı olanlar için söylüyorum. Fındığın kilosu 5 lira olsun istiyorum bu durum karşısında. Neden yoklar sizce? Neden mi yoklar? Onların tuzu kuru 3-5 ton daha fazla ama 2-3-500 kilo fındık yapanlar aman canım sen de diyor öbürleri ama bunlar mağdur olmuşlar. Mağdur kalmışlar. Bunlar için bir kaynak yani yok zaten. Bu öbürleri nasıl olsa adam sendecilik yaparak vatandaşın sırtına binmişler, bu garibanların sırtına binmişler, bunların sırtından geçiriyorlar. Geziyorlar. Bu halk burası şu anda inim inim inlemesi lazım. Burası kaynaması lazım. Burası dolup taşması lazım. Nerede 3-5 tane vatandaş var burada da? Bu Giresunlular bu kadar mı? Hani Trabzon'dan burada bir Allah'ın kulu yok? Trabzon'da fındığı söksünler madem ki. Trabzon'un fındığını söksünler atsınlar. Neden Trabzonlular buraya gelmiyorlar? Neden bu vatandaşı burada yalnız bırakıyorlar? O zaman fındığı toplarken, paraları ceplerine koyarlarken rahatlar da Giresunlulara neden destek vermiyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. Ben bunu anlayamıyorum. Eğer yanlışsam deyin ki yanlışım. Evet. Kaderimize mi küseceğiz böyle? Efendim, Ankara'daki vatandaş veya Urfa'daki vatandaş ne anlar fındıktan? Biber yetiştiren vatandaş fındıktan ne anlar? Ki bu fındığın hesaplarını yapıyor, kitaplarını yapıyor, televizyona çıkmış anlatıyor. Böyle bir şey mi olur? Böyle bir anlayış mı olur? Fındığa verilecek olan bakanlık fındığın ana merkezinden olmalı, fındığı savunmalı, fındığı düşünmelidir. Yoksa Urfa'dan, Antep'ten, Diyarbakır'dan bakan vermişsin, fındığa sahip çıkamaz, fındıktan anlamaz, oradaki saraydakilerin ağzından konuşarak bunu hareket eder. Kendi beyninden, kendi kafasından konuşarak bunu yürütemez. Yürütmezler de daha doğrusu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Evet, bir izleyicimiz daha bizimle sohbet edecek. Ben de buyurun. Biraz fındığın gerisine bak. Bak ben 62 yaşındayım. Babam beni fındık parasıyla büyüttü. Önlüğümü ilkokulda siyah beyaz önlüğümü fındık parasıyla aldı. Elbisemi fındık parasıyla aldı. Biz çocuklarımızı gelin yaparken duvağını, gelinliğini fındık parasıyla aldık. Biz esnafa giderdik geçmişte. Kumanyamızı fındık parasıyla alırdık. Yani fındık bizim olmazsa olmazımız, namusumuz, her şeyimizdi. Biz maalesef arkadaşın dediği gibi bu namusumuza sahip çıkamıyoruz. Şurada 3-5 kişinin direnmesiyle, kitle eylemleriyle bu iş olmuyor. Onun için diyorum ki biz gerçekten mağduruz. Bu 10 lira yapsalar fındığı bugün, 12 lira yapsalar da bizi kurtarmıyor. Fındık dalını kesmekle de fındık kurtarmıyor. Fındığın hiçbir zaman siyasi, politik bir şey olmadı. Bir ilkesi olmadı. 62 senedir, 62 yıldır soran var mı arkadaşlara sordum. Hiçbir zaman bir fındık politikamız hiç olmadı. Burada fiskobirliğimiz vardı. Üreten biz, yöneten biz olacaktık. Olamadık. Fındık bizim canımız dedik, olmadı. Fındık bizim namusumuz dedi, yine olmadı. Ben yine olacağına inanmıyorum. Bu olmayacak. Biz böyle hep mağdur olacağız. İşte öyle bir umutsuzluk düşünmeyelim ama. Umudumuz yok. Ben umut beklemiyorum. Ben yani ben fındığın hiçbir zaman bir taban fiyatı olacağını ölünceye kadar göremeyeceğim. Ben fındık toplarken fındığımın kaç para olduğunu bilmiyorum. Taban fiyatını ben belirlemiyorum. Biriler hep fındık fiyatının tabanını belirliyor. Bakın Giresun'da bütün tüccarların villaları var, evleri var, cipleri var altında. Fındık üreticilerinin şu anda şöyle bir bakın. Hiçbir şeysi yok. Borç içinde, harç içinde, banka borçlusu. Hep üreten kaybetti. Hep tüccarlar kazandı. Bu sistemde böyle hep üreteni ezdi. Hep tüccarların yanında oldu. Diyorum ki artık üreten biz, yöneten biz olmalıyız. Fındık bizim canımız, sömürenler düşmanımız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Evet sevgili Kanal 28 izleyenleri... Burada Atatürk Meydanı'nda, Giresun Atatürk Meydanı'nda, bu arada hangi kameradayım herhalde Gökhan sendeyim. Atatürk Meydanı'nda saat 18'de bir miting gerçekleştirilecek.
Ben de aynı şeyi söyleyecektim aslında. Fındığına, ürününe sahip çıkmak isteyen bütün üreticilerin aslında burada bulunması gerekiyor. Burada bugün yapılacak mitingde belki ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak ama buradaki bulunan atmosfer hükümete bir mesaj niteliği taşıyacak. O mesaj mutlaka hükümet yetkililerini harekete geçirecektir diye düşünüyorum. Biraz önce vatandaşımız da aynı şeyi söyledi. Biz burada 3-5 kişi olmak istemiyoruz. Bütün fındık üreticileri sıkıntılarını dile getirmek için burada olmalılar dedi. Çok da doğru söyledi aslında. Çünkü bazen zaman zaman söylüyorum, biz söyleyen değil söylenen bir milletiz. Söylenmek yerine biraz tepkimizi ortaya koymalıyız. Tepkiyi ortaya koyarken tabii ki devlet malına ya da insan canına zarar vermekten söz etmiyoruz. Protesto demokratik bir haktır. Bir yürüyüş ya da bir miting. Bunlar demokratik haklarımızdan bizim. Dolayısıyla bu hakkımızı kullanıp burada Atatürk Meydanı'nda hükümet yetkililerine, fındığın fiyatını belirleyenlere çok güzel bir mesaj verebilirsiniz efendim. Geç kalmış sayılmazsınız. Saat 18'de miting. Saat 18'de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak ve burada fındık üreticilerine hakkına sahip çıkması için onların arkasında olduğunu, fındık üreticisinin yalnız olmadığını aktaracak efendim. Saat 18'de bence geç kalmış sayılmaz fındık üreticilerinin hepsini buraya, ben de bir fındık üreticisi evladı olarak, bir fındık üreticisi olarak hepsini buraya bekliyoruz. Çünkü burada haklı bir mücadele örneği sergileyeceğiz ve burada hükümete bir mesaj vermiş olacağız. Çünkü TMO'nun açıkladığı 10.50 taban fiyatı kesinlikle bu şartlarda fındık maliyetini düşündüğümüz zaman kabul edilebilir bir fiyat, bir rakam değil. Ama serbest piyasada 9 lira fındık. Şu düşündüğünüz zaman fındık üreticisinin ne emeğini koruyor, ne harcadığı parayı koruyor, ne cebine para giriyor, ne de çoluğunun çocuğunun rızkını karşılayabiliyor. Dolayısıyla da bu haklı serzenişte burada, bu miting alanında bulunmasını bekliyoruz fındık üreticilerinin. Biraz önce vatandaşımızın yaptığı çağrıyı ben de yapıyorum buradan. Çünkü bu bir siyasi parti meselesi değil, Sayın Sarıgül'ün de söylediği gibi. Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Fındık üreticisi bir partinin, bir CHP olur, MHP olur, AK Parti olur, hiç fark etmez. Ama hakkını arıyor efendim. Bu hak arayışında da bence bu hak arayışını da burada Atatürk Meydanı'nda bulunarak göstermesi gerekiyor fındık üreticisi vatandaşlarımızın. Evet, Giresun Atatürk Meydanı'ndayız. Saat 18'de, yaklaşık bir 4,5 saat sonra, 3,5 saat sonra burada bir miting gerçekleştirilecek fındık üreticilerinin haklarının korunması anlamında. Pazartesi günü saat 11'de Ordu'dan başlayan bir yürüyüş oldu biliyorsunuz. Bu yürüyüş Preziz'de, ilk gün Preziz'de noktalandı. Sonrasında bugün saat 3'te tekrar başlayacak ve bu yürüyüşten sonra da saat 18'de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada vatandaşlara, fındık üreticilerine hitap edecek efendim. Tekrar etmek istiyorum. Fındık üreticilerinin ürünlerine sahip çıkmak adına, kendilerini ezdirmemek adına bu mitingde yer alarak hükümet yetkililerine bir mesaj vermeleri gerekiyor. Evet, ben şimdi sözü İstanbul'a bırakacağım. Sonrasında tekrar birlikte olacağız canlı yayınlarımızda.